Merhaba arkadaşlar, ben Sibel. Oyun kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte popüler çevremizin maceralarına devam edeceğiz. Eğer kanalıma hızlı bir şekilde abone olup bana destek olduysanız ve beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Önceki bölümümüzü hatırlayalım, nasıl bitirmiştik. En son çevreye okul balosunu hazırlanıyorduk. O nefret ettiğimiz popüler kızın kıyafetini çalmıştık ve onu giymiştik. Burada kalmıştık. Sanırım şu an okula gidiyoruz. Evet, okula sürüyoruz. Hadi bakalım. Yollar çok tehlikeli arkadaşlar. Allah. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Evet. Okulun en güzel kızı benim. Huhu. Dikkatli olalım biraz. Arabam da çok iyi. Anam. Az kalsın gidiyorduk ha. Kreş olamadan tahtalı köyü boyluyorduk. Aha, geldik okula. Evet, şöyle bir problem var ki arkadaşlar, benim kavalyem yok. Kavalyem Max mi yoksa? Bu ne güzellik Cevriye. Şu an balonun kraliçesinin kim olduğu anlaşıldı değil mi? Cevriye, ne kadar güzel görünüyorsun. Yok ya, beğendin mi ha? Senin adın neymiş bakayım? Ah, Sandra. Ah, bu elbise inanılmaz güzel. Yalnız şu güzelliğime de yani bir like atılır ha. Aa, Rachel. Benim kıyafetimi çalmışsın. Evet, bunu baloda fark etmen çok iyi olmuş ablam ya. Kendine başka kıyafet diktiremedin mi? Pijamalarıyla baloya gelmiş rezil. Şimdi Rachel'a bu benim için çok kolaydı mı demeliyiz, yoksa yanında sevdiğimiz çocuk var ya, bunu ben yapmadım diyelim. Ben yapmadım. Senin yaptığını biliyorum. Her şey ortaya çıkacak. Yürü git. Baloya gelmiş yattığı donuyla, gelip bana burada bır 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 yapıyor ya. Sen hep böyle kötü olursan bu hayatta her şeyi elinden alır sana. Ben sana diyeyim Rachel. Akşamın sonunda balonun kraliçesi ve kralı seçilecek. Max benimle dans etmek ister misin dedi Cevriye'ye. O sırada bak. Biz çirkin halimize sevmeyen, güzelleşince seven ama bizim onu hala çok sevdiğimiz geldi. Aa, ne olur Cevriye, benimle dans et. Şimdi kimi seçmeliyiz? Al işte, şu an seni bolim al yazmalıma geldik ya. Çok sevdiğimiz adımı mı seçmeliyiz, yoksa sevgi emek diyen, bizi her türlü halimize seven Max'i mi seçmeliyiz? Ben Max'i seçiyorum. O benim yanımda yoktu. Ne oldu? Trick! Çok mutlu oldum. Aa, beni seçtiği için çok mutluyum Max, ama yani ben seni arkadaşım olarak görüyordum. Aslında ben hala Tom'dan hoşlanıyorum ama ne yapayım ya. Umarım dansın sonunda balon kraliçesi ve kralı biz oluruz, tamam mı Max? Ha, şimdi doğru dans figürlerini sergilemeliyiz ki okulun kraliçesi ve kralı biz olalım, tamam mı? Perfect. Ben dans dersi aldım o kadar. Ne sanıyorsun Max? Ablandan aldım hem de. Of, ama aşırı güzel değil miyim ya? Ay sürekli dönüyorum ha. Max beni sürekli döndürüyor. Başım döndü Max, tamam Mevlana gibi döndük ya. Ha, şimdi onu öpmeli miyim yoksa dansı durdurmalı mıyım? Bilmiyorum ki. Aklım hala Tom'da. Dansı durdurayım, sonuçta yani sevgili olacağız diye bir şey yok değil mi? Sadece dans ettik. Okulun kralı ve kraliçesi olabiliriz dans ettiğimiz için. İlla öpüşmemize gerek yok. Dansı durdurmak istiyorum Max'cim. İzninle. Heh. Evet, Cevriye ve ortağını birinci seçmekten gurur duyuyorum diyor müdüre hanım. Okulun kralı ve kraliçesi biz olduk. Max, alkış kız. Ya, o sümüklü Cevriye şimdi okulun kraliçesi oldu. İşte hiçbir şey imkansız değildir. Bunu hiçbir şekilde unutmayın, tamam mı? Hayır, hadi bakalım. Bize ne verin, taç mı vereceksiniz? Hocam bir şey ver hadi. Ne veriyorsun? Ay, kraliçe tacım oldu. Çok mutluyum. Evet, bir konuşma yapmak istiyorum şu an. Beni seçtiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz olmasaydınız olmazdı. Dünya barışı. Peace. Bak. Aha, Rachel geldi. Wait. Hayır. Ne dedi be bu? Ha, ne dedi bu? Kaçırdım ya. Onu kışkırtmalı mıyım yoksa? Yoksa inkar mı etmeliyim? Her konuda sonuna kadar inkar et demişler. İnkar etmeyi tercih ediyorum. İnkar ediyorum. Yalan söylüyorsun. Ben hiçbir şey yapmadım. Sırf bir okul balosu için güzelleştin diyor. Bir hafta önce çirkindim, herkes sana gülüyordu dedi. Bak işte arkadaş, yani gel de bu kızı dövme. İyi ki elbiseni çaldım. İyi ki okulun kraliçesi ben oldum. Çatladı patla. Oh Rachel. İşte bunları müdürenin yanında söylediği için eğer Cevriye onu affetmezse Rachel'ı okuldan atacağız. Şimdi etme bulma dünyası diye boştan yere dememişler. Ama yine biz iyi bir insanız. Rachel'ın okuldan gitmesini hiçbir şekilde istemem. Çünkü ben merhametli bir insanım. Seni affediyorum. Oh, thank you Cevriye. Yine başıma bela olsan gösteririm baksana. Yürü.
Hadi Rachel, gitmekte özgürsün artık, yürü, yürü git. Yürü, anca gidersin. Evet, bu olayı bitirmeden önce bir konuşma yap diyor Jerry. Hocam az önce yaptım ya. Herkese hayatını değiştirip nasıl kraliçe olduğunu anlat diyor. Evet arkadaşlar, dış güzellik geçicidir. Gerçek ve kalıcı olan güzellik ise iç güzelliktir. Siz benim içimi sevdiniz, dışımı sevdiğiniz için... Dışımı sevdiğiniz için kraliçe oldum, hiçbir zaman affetmeyeceğim. Alın size konuşma. Çirkin olsaydım beni balıkların kraliçesi yapacak mıydınız? Yapmayacaktınız. Aynı uğur böceğini sevip aman böceğini sevmediğiniz gibi işte insanlar böyle. Kendime inandım, evet. Hiçbir arkadaşım desteklemedi bu arada. Yani tabii ki de kendim inandığımı seçeceğim. Zorbalığı ördüm ama diğerlerinden daha kötü olmadığıma karar verdim. Bak bak. Ne yapayım? Doğruyor mu lan? Rachel sen bir tuvalete git istersen kardeşim. Herhalde kazandığımı hazmedemedi. Ben kendim inandım ve bunu size açıkladım. Teşekkürler işte. Şimdi yeni bölüme geçiyoruz. Adult Life. Okulu bitirdik ve gerçek hayata geçiş yapıyoruz. İnanamıyorum. Acaba ne iş yapacağım şu an? Ne yapıyorum? Telefonda bir şeyler. İş mi arıyorum? Wow! Bu iş ilginç görünüyor. Dream Job. Aylık $9,999. Ama Dream Job altında ne iş yapacağım acaba? O biraz merak uyandırdı şu an. Mülakat için bir kıyafet seçmem gerekiyor. Bakalım Cevriye'ye ne kıyafet seçelim? Devil Wears Red. Bu outfit'i alayım. Şeytan Kırmızı Giyer adlı bu outfit'i alayım bakalım. Bu kıyafetle işe kabul edecekler mi? İş hayatı çok zor ya. Şimdi Rachel gibi tonlarcasıyla uğraşacağız. Şu bir bakalım bir kıyafetime. Bir yukarı, yukarı dön. Yukarı dön yavrum. Sen bir businesswoman olmuşsun Cevriye. Hadi bakalım. Saçımızı ne yapsak? Güzel. Ay saçım ne güzel olmuşum, öyle toplamışım ya. Rengini ne yapsak? Hadi. Hadi farklı bir renk yapalım bu sefer de. Oo, muazzam olduk. Vallahi muazzamız şu an. Şöyle iyi, tamam. Hadi gidelim. Hadi iş başı kız. Aha, işe gidiyoruz hadi. Haydi bismillah. Umarım bizi işe alırlar ya. Hızlı gitmem lazım çünkü yetişmeliyim ama giderken de dikkatli olmalıyım. Çünkü işe gideceğim derken tahtalı köyü boylamamalıyım. Şuna bak, yeşiller eve geç. Geldim. Patron. Patron ben geldim. Ofise geldik. Ofiste ne güzel bir işmiş ya. Oh my gosh. I wanna work here. Evet kesinlikle burada çalışma. Aha security. Sorry ben bugün ziyaretçi kabul etmiyoruz. Ama beni öperseniz gidebilirsiniz. Ne? Abi ya sen de ne çıktın hemen 2 saniye içinde? Ziyaretçi değilim zaten, ben burada işe geldim. Onunla flört mü etmeliyim yoksa tokatlamalı mıyım? Şimdi güvenlik olduğu için beni dövebilir. O yüzden flört edeyim. Ne kadar yakışıklısınız. Umarım yakında görüşürüz bebeğim. Merhabalar, ben iş görüşmesi için geldim efendim. Asistan bir şeyler dedi ama ne dediğini anlayamadım. Çok hızlı geçti. Ona yalvarmalıyım. Bu benim hayalimdeki iş, lütfen. Lütfen bana bir şans ver. Ödemek için, bir şeyleri ödemek için para ihtiyacım var. Ha, siz, tamam iyi gidebilirsiniz dedi. Bakın. Of be, şu yollarıma bakın. Rachel burada. Ya biz bununla aynı işi mi paylaşıyoruz? İnanamıyorum şu an. Rachel gibiler var derken çok ciddiymişim gerçekten. Cevriye sana yardım edeyim mi? Okulda bundan çektiğim yetmeni bir de iş yerinde mi çekeceğim? Bu işi bence tez zamanda bırakmalıyım. Yardıma ihtiyacın var mı Cevriye? Kaldırayım mı seni? Ha? Yardımı reddedeceğiz tabii ki de. Pis. Senin yardıma ihtiyacım yok. Uzun bir aradan sonra seninle buluşmak ne kadar güzel. Yürü git ya sinsi. Kimi kandırıyorsun sen? Benim buraya Rachel'dan çekeceğim var ya gerçekten. Umarım okul kavgalarımız artık geçmişte kalmıştır. Bana zorbalık ettin diyerek kavgayı biraz daha mı büyüteyim? Yoksa sinsi bir şekilde ona yaklaşıp artık arkadaş olabiliriz deyip o bize nasıl muzu fırlattığı gibi biz de onun ayağını düşüyoruz. Bazen böyle şeyler gerekir, üzgünüm. Aynen arkadaş. Aa, bunu duyduğuma çok mutlu oldum canım benim. Yani sen de mi görüşmeye geldin? İyi şanslar. Teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse biraz gerginim. Endişelenme canım benim. Rachel'a bak, işine melek kaçmış. Melek yüzlü şeytan Rachel. Al bu şeker, sana yardımcı olur. Yabancılardan hiçbir şekilde şeker almayacağımız gibi Rachel'dan da hiçbir şekilde şeker almamalıyız arkadaşlar. Teşekkürler Rachel'cığım. Ben su içeyim biraz. Şeker bende kabızlık yapıyor biliyor musun? Woo! Bak vahşi. Kalleşe bakın. Suyumuza ilaç kattı. İçtim. Ne dedim ya? Bunun gibi olmalıydık. Sakın suyu içme sakın. Resmen melek yüzü şeytan ya. Ana ne oldu gözümüze?
Allah seni kahretmesin. Ne oldu bize? Geri şişmanladık. Nasıl ya? Sana tekrar şişmanlaman için bir ilaç verdim ve yine şişmandın. Deli gibi çirkin oldun ve mülakatta da başarısız olacaksın. Ben o kiloları vermek için o kadar çok uğraşmıştım ki Allah seni kahretmesin Rachel, tamam mı? Senin benim evimden çıkacağım var kızım. Bittim, ben bu kıza da bir şey yapacağım ha, görürsünüz, tamam mı? Ne yapacağım şimdi, ne yapacağım, nasıl zayıflayacağım? Şişko olsam da beni severler sanki. Oh no! Makyajım niye aktı bir anda, onu anlamadım. Hah! Cevriye, mülakat için hazırsın, sıradaki gelsin. Hayır kızım, biraz özgüvenli ol, özgüvenli ol! Şuna bak, sinsi sinsi nasıl gülüyor! Patron merhabalar, merhabalar. Şu makyajını bir silseydin Cevriye. Merhaba, ben mülakata geldim. Bir dakika lütfen. Boss. Oh my gosh. Adam ne kadar tatlı. Cevriye yani. Şu makyajını silseydin tamam, adam senin suratına bakabilirdi de şu makyajınla gerçekten tam bir panda yavrumusuna benziyorsun yavrum. Görünüşün biraz şaşırtıcı. Hadi bakalım, görüşmeye başlayalım. Neden çalışmak istiyorsun? Çünkü param yok hocam. Bir insan işte neden çalışır? Parası olmadığı için çalışır. Çünkü bu benim hayalim iş mi demeliyiz yoksa para için mi demeliyiz? Şimdi bu benim hayalim işi demeliyiz çünkü patronun gözüne girmemiz lazım. Seni neden işe almalıyız peki? Çünkü ben çok özverili bir şekilde çalışırım ve çok çalışırım. Beni bu yüzden işe almalısınız. Rachel gibi tembellik yapmam. Rachel almayın lütfen. Lütfen patronum. Kendinde gördüğün kusurlarını tanımla. Hiçbir kusurum yok çünkü ben bir mükemmelim canım. Şu anki görünüşüme bakma. Yanlış bir zaman dilimi. Beni 2 saat önce görecektin. Buraya gelmeden önce görecektiniz. I am perfect. Maskaram akmış bir şekilde I am perfect demek biraz sinir bozucu ama. En büyük varlığınız nedir? Aklım. Yüksek öğretim tabii ki de. Lisede hem okulun kraliçesiydim hem de çok başarılı bir öğrenciydim. Net beni almalısınız. Rachel değil. Süper! Şirketimiz için mükemmel bir çalışan olacaksın. Allah'ıma bin şükürler olsun girdik. Şimdi Rachel, ben sana eziyet ettirmez miyim? Ben seni şişmanlattırmaz mıyım? Senin benim evimden çekeceğin var kızım. Bittin sen. Bittin. İş yerinde birinci günümüz. Cevaplarını beğendim ama görünüşüm biraz özensiz. Seni bir mülakata tabi tutacağım ve sadece biriniz bu sınavını geçeceksiniz. Üst kademede işbaşı yapacaksınız. Diyor patron. Rachel dolandırıcı mı demeliyim yoksa kendimi kanıtlamalı mıyım? Tabii ki de kendimi kanıtlamalıyım. Ama senden umutluyum Cevriye diyor bizim patron. Şuna şuna şuna. Bu sefer hiç şansın yok değil mi böyle Rachel? Bundan sonra yağmurlu havada su bile yok. Patronun baştan çıkaracağım ve bu iş benim olacak diyor. Geçen sefer sana ne yaptığımı hatırlıyor musun? Ha? Patronunla ilk kim sevgili olursa ilk işi o alacak diyor. İşte senin zekan bu kadar, anladın mı Rachel? Bu kadarsın sen. Seni ben bir okuldan attırsaydım bakalım buralara gelebilecek miydin? Bana ne yemek ne uyku var. O iş alana kadar hiçbir şey yapmayacağım. Bu aptalca. Ha, kaybetmekten mi korkuyorsun şişko? Değilim. Tamam, iddia giriyorum. Patronu baştan çıkaracağım mı diyor. Neden böyle bir şey yaptın Cevriyeciğim? Niye bu sümsükle iddiaya falan giriyorsun sen? Senin karakterinde bile değil bu. Göreceğiz diyor Rachel. Göreceğiz Rachel'cığım, göreceğiz. Makyajımı düzeltmem lazım şu anda. Bunu mülakata girmeden önce yapman lazımdı Cevriyeciğim ama. Şuralara bir akan maskaralarımızı, rujumuzu silelim. Çok güzel olduk. Aferin sana. Patron bizden bir kahve istiyormuş. Şu an Amerikano yapacağız herhalde. Buradan bakınca kahve getiricisine mi benziyoruz biz ha? Neyse, hangimiz iyi kahve yaparsa herhalde ona göre bizi seçecek adam. Ne tür bir kahve içiyor? Patrona soralım. Sert kahve dedi, Amerikano dedi o zaman. Baristalık eğitimi var mıydı Cevriyeciğim? Aha, ben bir kafede çalıştım. Kahvem mükemmel olacak. Yürü git lan. Yürü git lan! Yap da görelim. Öyle demeyle lafla peynir yemesi yürümüyor yavrum. Rujumu kahvede orada düşürdüm. Tabii ki de Rachel'ın kahvesini mahvedeceğim. Bu olay hiçbir şekilde dürüst bir şekilde ilerlemiyor arkadaşlar. Nerede absürt şeyler var onu yapacağız. İyilik yap denize at durumu burada işlemiyor maalesef. Patron kahvesi şişmanlattırıcı mı attık, ne yaptık? Ha, gidiyoruz. Tıngır mıngır tıngır mıngır da gidiyoruz. Patronum da yani. Harbi de kütür kütür erik gibiymiş yani adam. Rachel biraz baştan çıkartmakta haklı sanırım. Patronum, Rachel kahve getirdi ha sana. Hah. Eller böyle. Hadi bakalım. İç hangimizinki beğendin? Rachel, bu kahve iğrenç. Dışarı çık. Çatladı patla Rachel. Çatladı patla Rachel. Sinirli. Cevriye, senin sıran. Sanki bu nasıl teste tabi tutuluyoruz ya. Hadi bakalım beğenecek mi? Perfect Cevriye. Aha, thank you Cevriye.
Saat 3 oldu. Kahve için teşekkür ederim. Bir dakika içinde bir toplantımız var. Senin için bazı işlerim var, beni takip et diyor Cevriye'ye. Ne işin varmış ablacığım ya? Ne güzel, patronumla toplantıya girecektim. Aa, bir şeyleri düzelteceğiz. Bu kağıtları sıralamamız gerekiyor. Yine getir götür işleri yapıyoruz ya. Nasıl sıralayacağız bakalım. Heh, bunu buraya koyup... Tamam, bunu buraya koyacağız. Sıraladım patron, bu muydu iş ya? Ha, burada da şimdi. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya, bunu da buraya. On parmağımda on marifet. Çok yorgunum, belki bir kahve yardımcı olabilir diye. Bak bak Rachel, başka birileri yanına almış. Ekürilerini almış, şuna bakın. Cevriye patronumuzu baştan çıkarmak istiyor diyor. Ben de bu kıza bir şey yapacağım. Dayanamıyorum artık ya, dayanamıyorum. Ben bu kızı çiğ yemezsem olmayacak gerçekten. Şimdi şunu şuracıkta dövsem işten atılırım. O yüzden sinirlerime hakim olmam lazım. Sakin ol. Tamam. Bu kilosuyla mı? Bu doğru mu Cevriye? Sana ne? Size ne ya? Allah Allah. Tiplere bak. Aynen bu kilo abla canım. Beğenemedin mi? Yalan söylüyor kız. Hayır, patronumuzu sevmiyorum. Aa, şimdi bunu... Aa, bunu patron duyacak. Ne kadar üzüldüm. Puh. Zaten çok çirkinsin. Kimse beğenmez seni diyor. Ya of. Haklısın mı demeliyim, üzerine kahvemi dökmeliyim? Ya dökersem işten atılırım ya. Aynen, çok haklısın Rachel. Aynen. Allah, ekranı kıracağım şimdi. Niye ağlıyorsun? Ağlama güzelim ya. Bak, en azından biri bizim yanımızda. Of, patronum onu sevmediğimi düşünüyor. Ne yapacağım şimdi ya? Adamdan da hoşlanmıştım. Ağlama ağlama, tamam. Merak etme, kilonu ver, kilo vermene yardım edeceğim. Hadi. Yine kilo veriyoruz. Hayatımız kilo vermekle geçti ya. Yine cime gidiyoruz. Cık, bu nasıl iş ya gerçekten. Yine kilomuzla patronu baştan çıkaracağız. Rachel'a da bir ayar çekeceğiz. Koş 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 koş. Hızlı gitmeliyiz. Cime geldik yine. Hayatımız bu cimde geçiyor ya. Teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. Hadi şimdi -10 perfect. -10 perfect. -10 perfect. Arkadaki ablam bize çok destek oluyor. Hadi yapabilirsin Cevriye. Evet. Evet Cevriye. -10. Oh, terledim. Patron da burada. Sanırım patron bize aşık ya. Cevriye. Senin de spor yaptığını bilmiyordum. Ne sandın? Ben spor yapamaz mı? Kıyafetin içinde harika görünüyorsun. Teşekkür ederim patron. Şimdi patronu da sevmiyoruz dedik ya. Etki tepki olayı. Rachel ve Cevriye. Bugün önemli bir toplantı var. Ve kişisel bir asistan ihtiyacım var. Ama sadece biriniz bana eşlik edebilir. Gitmek istiyorum. Tabii ki de gitmek istiyorum ben. Ben de gitmek istiyorum diyor Rachel. Bir yırtık donundan çıkar gibi çıkmasa zaten şaşarım. Sanırım size eşlik etmek üzerinde daha deneyimliyim patron. Bir şekilde karar vermeniz gerekiyor. Sanırım benim size için sınırsız bir bütçem var. Asistanımla toplantı muhteşem bir şekilde görünmesi gerekiyor diyor. Tabii patron, kimi seçeceksin? Güzeller güzeli Cevriye mi, yoksa Cinderella'nın kraliçesi olan Rachel mı? Tabii ki de beni seçeceksin. Hadi patron. Spor da yapıyorum ha. Hoşuna gitti yani. Bu bizi spor yaparken gördü ya. Net güzel bir vücudumuzun olduğunu düşünüyor. O yüzden bize kıyafet miyafet mevzusunu açtı. Sizi seçmem için bir neden söyleyin diyor patron bize. Ben çalışkanım çünkü hocam. And I am sexy. Cevriye, benimle geliyorsun. Ama ben de gelmek istiyordum patron. Belki bir sonraki zaman Rachel. O kadar havalı ki alışverişe gidiyorum. Ve sanırım patronuma yeni kıyafetimi sürpriz yapabilirim. Araba çalışmıyor, kaputu açacağız. Of, bir bu eksikti ya. Bir arabama zarar vermiş. Acaba kim ya? Acaba kim yapmıştır bunu? Ha, yorumlara yazın. Evet, geliyor. Cinderella. Geldi. Arabanı ben kırdım. Hadi canım. Bilmiyorduk zaten. Patronun randevuya gidemeyeceksin. Tabii ki de Gotel diyeceğim. Cehenneme git Rachel. Akşamımı mahvedemeyeceksin. Sana araban konusunda şanslar diliyorum Cevriyeciğim dedi Rachel. Cinderella'sı gitti. Ne yapmalıyım? Birinden yardım istemeliyim yoksa Rachel'ın arabasını çalmalı mıyım? Security'den yardım isteyebilirim. Rachel'ın iğrenç pembe arabasını istemiyorum. Security! Eğer beni öpersen sana yardım ederim mi? Rachel'ın arabasını çalacağım. Öpemem ya! Şimdi patronum görür, kıskanır, olmaz. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bakalım bir dahaki bölümde Rachel'ın arabasını çalıp patronumuzla yemeğe gidebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Ne kadar like ve yorum gelirse bilin ki bu videonun da devamı gelir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.